Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün helva yapıyorum Fakat e, irmikle değil unla yapacağız Olmaç helvası yapıyoruz Bir su bardağı unum var Şöyle yarım su bardağı suyum var Bu suyun tamamını kullanmayacağız Böyle yavaş yavaş ekleyeceğim e, Yani yarım bardaktan daha az su gidecektir İsterseniz bunu sütle de yapabilirsiniz Bu arada Böyle çok lezzetli e, Güzel e, bir helva hazırlıyoruz Böyle ara ara Elime un alıyorum böyle serpip karıştırıyorum. Bakın karıştırdıkça da toparlanmaya, böyle topaklanmaya başladı. Asıl özelliği zaten bu. Bu kısımlarını tamamen böyle kesmeden ayrıntılı olarak gösteriyorum ki ilk kez bu tarifi yapacaksanız sizin için de kolaylık olsun. Böyle su ara ara su çileyip elimle toparlıyorum. Bakın bu şekilde. Bu e, oluşan topakları alttan kızartacağız. Böyle helvamıza bir kıtırlık lezzet verecek. Bakın daha fazla su, su kullanmıyorum. Yarım su bardağı suyum vardı zaten. Bakın kalan da bu. Şöyle toparladım. Böyle bir tane süzeyi aldım. Yapmış olduğum unumu böyle ovaladım. Unu içerisine alıyorum. Ve şöyle eliyoruz bunu şimdi. Elediğimde bakın unun topaklanmayan kısmı altına böyle irmik gibi geçiyor. Elinizle güzelce böyle ovarak elemeye altına geçirmeyi devam edin. Böyle güzelce hazırlıyorum. Bakın bu kadar böyle topaklanmış hamurum kaldı. Diğerleri de altına geçti bakın. Şöyle kenara alıyorum. Tatlımın helvamın ilk aşamasını tamamladım. Şimdi şerbetini hazırlıyorum. Şöyle su bardağının 4 3'ü şekeri aldım. İçerisine 2 su bardağı su ekliyorum. Ocağımın altını açıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Diğer tarafta tenceremin içerisine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yağımın ısınmasını bekliyorum. Şekerimi karıştırıyorum eriyene kadar Yağım ısındı bakın o kıtırlı kısımları kızgın yağın içerisine atıyorum ve hızlıca karıştırıp Kavuruyorum böyle güzelce çiğ kokusu çıkıp rengi dönene kadar aynı Şehriye kavurduğumuz gibi kavuruyoruz Şerbetim kaynadı bakın yan tarafta hemen altını kapatıyorum Yani bir 5 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır Kıtırlarımı kavurmaya devam ediyorum Güzelce onların da rengi döndü. Kavurdum. Şimdi o elemiş olduğum unu içerisine ekliyorum. Ve unumun çiğ kokusu çıkana dek kavurmaya devam ediyorum. Eklemiş olduğunuz bu unun çok renginin dönmesine gerek yok. Önemli olan çiğ kokusunun gitmesi. Bakın şöyle kavurdum. Şerbetimin yarısını ekliyorum. Ocağımın altı kısık bu arada şerbeti ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve bu eklemiş olduğum şerbeti çekmesini bekliyorum. Şerbeti çektikten sonra kalan kısmını da içerisine ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Bu aşamalarda ocağımın altı hep kısık. Şimdi bu son eklediğim şerbeti de çektikten sonra tatlım hazır olacak. Bakın böyle göz göz oldu kaynadı. Başında bekleyin böyle karıştırın ve helvam hazır bakın. Eklemiş olduğum bütün şerbeti güzelce çekti. Kıvamını da göstereyim size şöyle. Tabağın içerisine aldım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.